Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Gördüğünüz gibi ben sarma sarıyorum. Onu da şöyle bir videoya alayım istedim. Bu yaprak benim yeni değil arkadaşlar. Geçen sene mi yaptım, önceki sene mi, daha mı önce sene yaptım hiç hatırlamıyorum şu anda. Kavanozda duruyordu. Bir sarayım dedim. Böyle saplarıyla durdu mu iyi olur. Çürümez derler. O yüzden böyle uzun uzun. Biraz tek başına zor olur ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Uçak sesi de geliyor bu arada. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Salamura yapraklarınızı kurdunuz mu? Daha ben bu sene hiç yapmadım. Belki de hiç yapmam. Çünkü benim var. Yani dediğim gibi önceki sene mi, daha mı önceki sene yaptığımı bilmiyorum, hangi sene yaptığımı, ama kesin bir iki senelik var ya da bir senelik. Yani geçen yaz yapmadım hiç. Ama bahçemizde daha çıkmadım bahçemize. Fırsat bulup çıkamadım. Orada da bir sürü işlerim var. Temizlik istiyor. İnşallah oraya gidince de video yaparım. Oradaki bağ yaprağımız olursa oradan da toplarım tabii ki. Biraz suyun içinde de tutuyorum ki fazla tuzu varsa gitsin, çünkü bir iki su yıkamadan tuzu gitmiyor. Bir yandan da suda beklesin istiyorum. Dün dolma yapmıştım. İç biraz fazlaca yapmıştım. Sonradan da içine düğür kattım, ince köftelik bulgur. Pirinçli yapmıştım dolmayı. Biraz daha içine soğan, baharat neyse onlardan kattım. İçinde bir kıyma var, soğan, nane, maydanoz, sıvı yağ, salça, karabiber, kırmızı biber. Bundan ibaret.
Bir iki su yıkamıştım. Bu son suyu arkadaşlar. Bilerek bıraktım. İçinde, suyun içinde bilerek bırakıyorum. Çünkü biraz tuzlu olur malum. O yüzden. Şöyle yerde sarıyorlar ama onu da ben yapamıyorum. Böyle alışmışım, böyle yapıyorum. Çok güzel hanımlar sarıyor öyle. Ben saramıyorum. İlla böyle olacak. Marifetli hanımlar. Böyle yere koyarak sarıyorlar. Hatta şöyle bir deneyeyim bakalım sarabilecek miyim. Bakalım yapabileceğim mi? Belki böyle mi daha kolay oluyor acaba? Hiç elim yakışmıyor hiç. Allah'ım hiç yapamıyorum. Hayatta olmaz. Yapamadım. Yapamıyorum yere koyarak. Şunu bir düzeltelim de. İnşallah şöyle, işte böyle. Ay ay. Bizde ne kadar ince sararsan o kadar makbuldür. Ne kadar ince o kadar iyidir yani. İnce sarılır. Bizde derken ben de kendimden hani övgüyle bahsetmeyeyim. Çünkü ben de çok yapamıyorum yani. Yapabildiğim kadar yapıyorum. Ama ne kadar ince sararsan o kadar makbuldür. Ben de işte biraz sarıyorum. Hani çok ince sarıyorum desem de belki yalan olur. Yani doğru olmayabilir. Daha iyi yapanlar var çünkü. Hem sohbet edelim hem sarma sarayım dedim arkadaşlar. Çok vakit alan bir şey. Sarma. Ama seviliyor. Seviyoruz. Şöyle yırtık pırtıklı olduğu zaman içine büker, dışından alırsın. Bir şeyler yaparsın, sararsın. Şöyle. Bazen çok yaprak çok büyük olursa mesela şöyle parçalarlar. Öyle yaparlar. Yıldız. Yıldız. Ne yapıyorsun içeride? Ne yapıyorsun ablam içeride? Oturuyor musun? Tamam.
Öğrenilir. Belki bilmeyen birisi izleyecek, görecek. Vesile olursak ne mutlu bize. Hamur açmayı bilmiyordum. Tabii annelerimiz bizi küçükken derken çocukkenden bir şeylerin içine alışsın diye elimizi vurduruyordu. Hamur olsun, yemek olsun. Öğreniyorduk. Kusurlu, hatalı. Tabii ki. Biraz da öğrenmeye gayret ederse bir insan yapar. Hele şimdiki zamanda hani öğrenilmeyecek şey yok. Hele bu internet var mı yok mu? Yani istesin insan yeter ki neler öğrenir. Yapmak isterse tabii. Hamur açmayı bilmiyordum. Kalın ince, yırtık pırtık mesela yapa yapa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, maşallah yaprağım öyle güzel duruyor ki ben bile şaşırdım yani. Dedim ya, yılını unuttum. Geçen yaz yapmadım. Önceki yaz mı yaptım? Daha mı önceki yaz yaptım? Hiç de bakmamıştım da. Yani maşallah durmuş yani. Ama şu yaprakları şu saplarını çok küçültmeden yapmak lazım. Çünkü onu koruyan bir şey sapları, yaprakların sapları biraz saplı şekilde koyacaksınız. Çok uzun da yer kaplar. O yüzden çeşitli şekilde bastırılıyor yapraklar, konuluyor. Kimisi dondurucuya koyuyor, kimisi kavanoza. Artık nasıl kullanmayı tercih ediyorsa. Benim kavanozlarım var. Dolap dondurucu da zaten doluyor. O yüzden dondurucuda da güzel oluyordur muhakkak da. Şöyle büyüklerini, çok büyük olmasını istemiyorsun. Ya da aradaki şu damarları çok yerken ağzınıza geliyor. Sünüp geliyor ağzınızdan. Olmasın diyorsanız onu alabilirsiniz ortadan. Şöyle küçük küçük olur mesela. Lokmacık olur şöyle. Her türlüsünü yeriz biz yaprağın. Şu aradaki damarları çoksa, eğer kartsa alınır. Şimdi bunu ben bir tencere pişiririm. Eğer fazla gelecekse de fazlasını dondurucuya katacağım. O da iyi oluyor bazen, hazırda çıkarıp pişiriyorsun. İyi oluyor. Sarma ince olması için de tabii içini çok böyle dolgun koymamak gerekir ki ince sarılsın. Zaten pirinç de varsa içinde şişirir. Şöyle şöyle. Allah ağız tadıyla yedirsin Rabbim. Sağlık, sıhhat versin cümlemize inşallah. Buradan herkese selam gönderiyorum. Arkadaşlara, izleyecek olan arkadaşlara.
Arkadaşlar ben sarmamı sermeye devam edeceğim. Videom uzun olmasın. Kapatayım artık. Çünkü biliyorsunuz bu sarma işi uzun sürer. Hele tek başına sarıyorsanız benim gibi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben şimdi videomu kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu kapatayım.